Geçenlerde bir şey anlatmıştınız ya, ben de özellikle üstüne basarak sormuştum. Bir Müslüman evinden çıkarken işte Allah-u Teala niyet ediyor. Hani onun da bir sevabı var, çok büyük bir sevabı. Bu niyeti dinleyicimizin birisi diyor ki lafzen de söylemek lazım mı? Veya kalpten geçmek yeterli mi? Kalpten geçmek yeterli. Ama İbn-i Abidin'den alarak saadeti ebediyedir de var. Gerçi İmam-ı Rahman Hazretleri ona da tahammülüm yok buyuruyor. Ayrı bir mesele. Çünkü dört mezhepte de niyetler kalple olur. Kalple olur. Her ne kadar buyuruyor. İslam alimlerinden bazıları dil ile söylemeye izin vermiş ise de bazıları bu dil ile söylemeye başlayınca kalbi unutuyor. Farz gidiyor. Onun için kalp önemli. Birin sırada bu. Hanefi alimleri dil ile söylemeyince böyle vesveseye kapılıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Mesela namazda yardımını kalbimden tam geçiremedim de edemedim de falan filan diliyle. Yani kalbinden geçirmek demek şu anda öğlenin farzını kılıyorum demektir. Onu bilmesi demek. Yani. Onu bilmesi, ne yaptığını demek. Bilmesi demek. Ne yaptığını bilmesi demektir. Mesela bu kimse de sabahleyin çıkarken kalbinden böyle niyet etti. Yani diyelim ki nefis ve şeytandan gelen bir vesvese, bir de ya senin bu niyet olmadı falan. Diliyle deyiversin. Mesela şeyde camiye giderken de, mescide giderken de, İslam ahlakında da yazıyor bu. İşte orada uygun bir vaaz ediliyorsa, o vaazı dinlemek, Kur'an-ı Kerim okuyorsa, Kur'an-ı Kerim dinlemek, cemaatle namaz kılmak, Müslümanlara yardım etmek, gözümü, kulağımı, dilimi, elimi, ayağımı haramdan, günahlardan sakındırmak niyetiyle ben camiye gidiyorum. Bunların hepsini kalbinden geçirerek yolda giderken geçirebilir. Efendim ben dilimle de söylüyorum, söyleyebilir. Ama esas olan bunu kalbinden geçirmesidir. Dolayısıyla sabahleyin evinden çıkarken de ya Rabbi senin dinine hizmet etmek, çoluğun çocuğun nafakasını helalden kazanmak, senin kullarına faydalı olmak niyetiyle gidiyorum diye kalbinden geçirmesi de kafidir. Dille söylemesi şartı yok. Eskiden hatırlıyorum mesela bizim çocukluğumuzda da camide imam olanlar ya da böyle mevlid okuyan insanlara, hafızlara ayrı bir hürmet gösterilirdi. Hatta onlara işte bir şey hediye verileceği zaman önce onlara falan verilirdi. Demek ki böyle dine hizmet eden insanlara bir şey vermek sevap diye oradan çıkarılabilir yani. Tabii tabii. Şimdi diyelim ki Osman Hoca evinden çıktı. Nereye geliyor? TGRT'ye geliyor. Komşularınız bunu biliyorlar. Birisi çıksa dese ki TGRT'de ne yapacak? Din anlatacak. Ne yapacağı belli yani. Birisi çıksa dese ki hocam işte şu meyve suyunu da ben size şey yapıyorum, ikram ediyorum. İçersiniz işte. Ne yapacağımız belli. Az. Sadece meyve suyu mu? Mesela komşularınızı harekete geçirmiş olmuyorum da. Bu da sevap mıdır yani? Sevaptır tabii. Mesela 12 nereye gidecek? Elde gerektiği programa yetişecek. Aldı getirdim. O da sevaptır tabii ki. O da sevaptır tabii. Şimdi hemen abilerin buyurdukları bir şey vardı. Ya bedenin ya malen bu ikisine gücün yetmiyorsa dua olarak. Mesela meyve suyu da veremeyecek değil mi? Yani durumu müsait değil. Biliyor. Hani gördü, diğer gün Mustafa Dokuz Osman'a gidelim. Ha, bunlar dedi Allah'tan en dinle hizmet edecekler. Oraya gidiyorlar. Oturup dua etti. O da sevaptan pay alıyor. Bizim bilmemize gerek yok bunu değil mi? Hayır. Ben size dua ettim diye. Demesine gerek yok. Gerek yok. Veya bizim ona aferin dememize gerek yok. O sevabı alıyor zaten. Çünkü Allah-u Teala'dan istiyoruz biz onu. Allah-u Teala'dan istiyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yani çok mutluyum. Biz teşekkür ederiz.